Merhaba, BRT 1 kanalında sanat güncesiyle yine sizlerle birlikteyiz. Bu hafta da ülkemizdeki sanatın gündemine ilişkin ayrıntıları, görüntüler, röportajlar ve stüdyo konuğumuzla konuşacağız, ekranlarınıza yansıtacağız. Bu hafta sanat güncesindeki konuğumuz Ceyhan Özyıldız olacak. Ceyhan Özyıldız'ın Çağdaş Kıbrıs Türk Fotoğrafı, Söyleşiler, Teknikler, Düşünceler ve Çalışmalar başlıklı kitabı geçen hafta okurla buluştu. Duvar Dibi Yayın Evi baskısı olarak okura sunuldu. Bu kitapta çok farklı isimlerle fotoğraf alanında uğraş veren, fotoğraf sanatıyla uğraşan ve sanatın farklı disiplinlerinde de ürünleri olan isimlerle röportajlar yaptı Ceyhan Özyıldız. Önemli bir belge kitap, Kıbrıs Türk fotoğrafının yakın geçmişine dair ayrıntıları bulabilirsiniz bu kitapta. Bu kitabın ayrıntılarını konuşacağız sanat güncesinde Ceyhan Özyıldız'la. İlk görüntülerimiz de yine fotoğrafla ilgili olacak. 23. Devlet Fotoğraf Yarışması sergisi salı akşamı Lefkoşa'da Atatürk Kültür Merkezi'nde açıldı. 17-27 Aralık tarihleri arasında Atatürk Kültür Merkezi'nde yer alacak bu sergiyle birlikte ödüller de dağıtıldı. 3 isime ödül verildi 23. Devlet Fotoğraf Yarışması sergisinde. Başbakan Yardımcılığı Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kültür Dairesi Müdürlüğü tarafından düzenlenen 23. Devlet Fotoğraf Yarışması sergisi 17 Aralık Salı akşamı 18'de Atatürk Kültür Merkezi Sergi Salonu'nda açıldı. Seçici kurul üyeliklerini Yardımcı Doçent Doktor Ahmet Beyhan Özdemir, Coşkun Aral ve Reha Bilir'in yaptığı 23. Devlet Fotoğraf Yarışması sergisinde Muharrem Amcazade'nin Çocuk ve Sokak Çalgıcısı, Neray Oykan'ın Gölge Etme ve Yılmaz Akgünlü'nün Macera adlı fotoğrafları ödüle değer görülen eserler olarak seçildi. Kültür Dairesi tarafından düzenlenen 23. Devlet Fotoğraf Yarışması sergisinde Süleyman Candar, Giray Karahasan, Mustafa Evirgen, Berkiye Gürcan ve Mehmet Gökyiğit'in üçer, Fergün Ulual, Tevfik Ulual, Süleyman Kaplan, Gülden Gün, Hasan Bağlar, Rabia Küçük, Nurperi Özgener ve Buket Özatay'ın ikişer, Zümral Hasanoğlu, Sunalp Çelebi, Yıltan Taşçı, Lisani Otağ, Mehmet Ali Karahasan, Neray Oykan, Hüseyin Sayıl, Yılmaz Akgünlü, Mustafa Müezzinoğlu, Muharrem Amcazade, Muazzez Tokatlıoğlu, Duyal Tüzün, Mine Türkelman, Ebru Uskan Akaçalı ve Ebru Derviş'in birer fotoğrafı sergilenmeye değer görüldü. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde fotoğraf sanatının yaygınlaşmasını ve Kıbrıs Türk fotoğrafının gelişmesini sağlamak amacıyla Kültür Dairesi tarafından her yıl düzenlenen Geleneksel Devlet Fotoğraf Yarışması ve sergisinin 23.'sü 27 Aralık Cuma günü mesai bitimine kadar izlenebilecek. Thank you.
Evet, programımızın başında da belirttiğimiz gibi Çağdaş Kıbrıs Türk Fotoğrafı ile ilgili bir kitap yayınlandı. Ceyhan Özyıldız'ın yapmış olduğu söyleşileri içeren bir kitap. Teknikler, düşünceler ve çalışmalar yer alıyor. Farklı isimlerle gerçekleştirilmiş röportajlar. Gerek Defne Dergisi'nde gerekse bu kitap için yapılan röportajları içeriyor bu dergi. Ceyhan Özyıldız bugün konuğumuz. Hoş geldin sevgili Ceyhan. Hoş bulduk efendim. Kutlarım, üçüncü kitap. Evet, eteğimizdeki taşları yavaş önce bir öykü çıkmış. Kitabı çıkmıştı. Yastık Altı Gül Kurusu, evet. Edebiyat alanında bir çalışmaydı. Ardından yine fotoğrafla şiiri buluşturduğun bir kitaptı. Sonra Matu ve Çağdaş Kıbrıs Türk Fotoğrafı. Bu kitabın içeriğiyle ilgili çok kısa bir filmimiz var. Onu izleyelim ve seninle bu kitabın ayrıntılarını konuşalım. Olur. Fotoğraf ve edebiyat alanında çalışmaları olan Ceyhan Özyıldız'ın Yastık Altı Gül Kurusu adlı öykü ve sonra Amato adlı fotoğraf ve şiir kitabının ardından 17 fotoğrafçı ve sanatçı ile yapılmış olan söyleşilerden oluşan 3. kitabı Çağdaş Kıbrıs Türk Fotoğrafı Duvar Dibi Yayın Evi tarafından basıldı. Fotoğraf teknikleri, düşünceler ve çalışmaları içeren söyleşilerin yer aldığı 418 sayfalık kitapta Kadir Kaba, Hikmet Uluçam, Tevfik İleri, Lisani Otağ, Veli Kaymaklılı, Yıltan Taşçı, Ümit İnatçı, Hakan Kaşif, Gazi Yüksel, Giray Karahasan, Mehmet Gökyiğit, Hüseyin Sayıl, Buket Özatay, Tevfik Camgöz, Hasan Bağlar, Barış Saydam ve Kerim Belet'le yapılmış söyleşilerin yanı sıra kitabın arka bölümünde de renkli olarak basılmış 66 sayfa fotoğrafa yer verildi. Çağdaş Kıbrıs Türk Fotoğrafı sevgili Ceyhan Özyıldız 3. kitabın tekrar hayırlı olsun diyorum. Teşekkürler efendim. Senin fotoğrafla ilgili çalışmalar ne zaman başladı? Aslında sen profesyonel anlamda kütüphanecisin. Evet, evet. Edebiyatla da ilgileniyorsun. Öyküleri içeren bir kitabın yayımlandı. Az önce de adını söyledik. Yastık Altı Gül Kurusu. Kütüphanecisin, edebiyatla ilgileniyorsun. Defne Dergisi'nde söyleşiler yaptın. Senin kişisel anlamda fotoğraf merakın nasıl başladı? Ne zaman başladı? 2004 yılında başladı. Kültür Dairesi'nde olmam hasebiyle biliyorsun işte az önce de haberini verdiğiniz devlet fotoğraf yarışması. Ondan ilham alarak dedim neden ben denemeyeyim, neden şey yapmayayım. Var mıydı daha önce fotoğrafla ilgili özel bir merakın? Yoktu. Yoktu. Yoktu, evet. Bu vesileyle başlamış oldu ama yani o Hakan Keşif'in demesiyle o iyi virüsü kaptım ben de. Şu an işte edebiyatın özelinde de öykü ve fotoğraf alanında çalışmalarıma devam ediyorum. Zaten seninle geçen yıl yaptığımız bir programda da senin için fotoğrafta öyküler önemli diye vurgulamıştın. Evet. Birkaç hafta önce de portfolyonu yayınlamıştık. Yine yakın çekim detayları içeren. Bu aralar iyi destek veriyorsun bana. Teşekkürler. Fotoğrafa özel genelde. Tabii ki sana destek vermek anlamında değil de bu tabii ki seve seve yaptığım bir şey de böylesi bir kitabı belge olarak toplumsal yaşama, zaten kültürel yaşama kazandırmış olman önemli bir katkı bende. Ben de ülke fotoğrafına katkı koymak için bu fotoğrafı hazırladım. Dolayısıyla yine bana dönüyor yani. Evet. Peki sevgili Ceyhan, Çağdaş Kıbrıs Türk Fotoğrafı kitabını hazırlama fikri ne zaman, nasıl oluştu sende? Şimdi az önce de belirttiğin gibi Defne Kültür Sanat Gazetesi ki şimdi dergi olarak yayınlanıyor 19. sayısından sonra dergi. Kültür Dairesi yayını olarak yayınlanıyor, evet, onu da söyleyelim. Mustafa Hastürk zamanında işte derginin temelleri atıldı. Biz de onun Kültür Dairesi Müdürlüğü döneminde. Evet, evet.
biz oradaki 3-4 arkadaş çeşitli alanlara bölüştük. İşte kimimiz ressamlarla, kimimiz edebiyatçılarla, fotoğrafçılarla, kimimiz otantik sanat ürünleri üretiyor. Branşlaşma oldu yani. Evet. Ben de işte ilgim nedeniyle fotoğrafçılarla ve edebiyatçılarla röportajlara başladım orada. Hı hı. İşte bu kitabın da nüvesi orada atıldı. 2006'da değil mi? 2006 yılından itibaren başladım bu röportajları yapmaya. Evet. Anlamıyorsam. Yani kitaptan aldığımız bilgi bu. Evet. Tabii benim niyetim fotoğraf ve edebiyat olarak karışık bir sonuçta bir kitap haline getirmekti. Ondan sonra her iki sanatla da ilgilenenlere haksızlık olacağını düşündüm. Yani fotoğrafla ilgili olmayan ama edebiyatı seven bir kişi de bu kitabı edinmek durumunda olacaktı. Tersi durumda da işte fotoğrafla, edebiyatla ilgili olmayanlar vesaire. Dedim ki bunları ben ayırayım en iyisi. Ama tabii fotoğraf elimde yaptığım röportajlar bağlamında çok fazla bir sayıda değildi. 4 tane fotoğraf vardı. Röportajı yapmıştım. Kitap için kadar. Ayrıca çalışman gerekti röportajları. Şimdi edebiyatı öne alsam ki elimde yeterince edebiyat çalışması vardı ama edebiyat daha derinlikli okumalar isteyen bir alan. Yani örneğin Gürgenç Korkmazeli'yle ben röportaj yapacaksam ki sen de çok yapıyorsun bu tip sanatçılarla. Bütün kitaplarını okumam lazım, analiz etmem lazım ve ortaya nasıl bu kitapta çıkarmaya çalıştığımsa orada da ciddi sorular çıkarmam lazım. Hı hı. Daha uzun bir süreç gerekecekti bana. O yüzden fotoğraftan başlamak istedim. Hı hı. Evet, fotoğrafla ilgili pek çok isim var. Yani Kadir Kaba'dan başlayarak yine fotoğrafla ilgilenen ama sanatın farklı disiplinlerinde de üretimleri olan Ümit İnatçı gibi isimlerden söz edebiliriz. Veya profesyonel uğraşı fotoğraf olmayıp da fotoğrafa bir hobi olarak başlayıp onu sanatsal düzlemde kendine dert edinen insanlar var. Yine bir Lisani Otağ gibi veya bir Yıldan Taşçı hocamız gibi. İsimleri seçerken hangi kıstasa göre hareket ettin sevgili Ceyhan? Şimdi tabii ki fotoğrafçılığın veya fotoğraf sanatının içinde oluşum bugüne kadar bende bazı birikimlerin olmasını sağladı. Ülkemiz fotoğrafçılığı veya fotoğrafı alanında. İşte bu birikimler sonucunda ilk önce kitaba başlarken bir kategori, dal, tür düzenlemesi yaptım kendi kafamda. Kendi bilgilerime ve tecrübelerime dayanarak. İşte her kategori ve türle ilişkilenen ve bugüne kadar Kıbrıs Türk fotoğrafına yapmış olduğu çalışmalarla etki etmiş, belirli dönüm noktalarında bulunmuş, ona renk katmış, yeni deneysel çalışmalarla öne çıkmış ve hale daha bunu sürdüren kişilerle görüştüm. Kaç isim var? Toplam 17 isim, isim var. Yani baktığınızda işte tabii iddialı bir başlık Kıbrıs Türk fotoğrafı dediğinizde çağdaş, yani tümünü kapsamak lazım aslında. Hı hı. Ben de o bakımdan işte sualtı fotoğrafçılığından tutun da işte manipüle fotoğrafla uğraşan, toplumsal belgeci fotoğrafla, fotoğrafı sanat olarak kullanan veya Ümit İnatçı gibi ben fotoğrafçı değilim, fotoğrafı sadece sanat için kullanıyorum diyen kişilerden tutun da öyle 17 kişilik bir yelpaze oluşturdum. Hı hı. Bugüne kadar aldığım geri bildirimlerde yani bu isimlerde kimse itiraz etmedi. Hı hı. Aslında bu kitabı okurken fotoğrafçılar arasındaki tartışmalara da tanık oluyorsunuz. Yani Kıbrıs Türk fotoğrafının geçmişine baktığımızda yani sevgili Kadir Kaba'nın bir kitabı yayınlandı aslında. 100 yıl öncesine dayanıyor. 1900'lerin başında başlıyor, evet. Kıbrıs Türk fotoğrafçılığı. Ön Kıbrıs fotoğrafı.
Ahmet Şevki'ydi yanılmıyorsam. Evet, onunla başlıyor. Ama çağdaş anlamda Kıbrıs Türk fotoğrafı özellikle 90'lı yıllardan itibaren bir ivme kazanıyor. 80'lerden itibaren işte bu Hikmet Uluçam, Ümit İnatçı, yani o zamanlar sanatsal bir kavram getirme uğraşındaydılar fotoğrafa. Onların işte Kadir Kaba, Ümit İnatçı, Hikmet Uluçam, onların başlattığı bu etkileşimlerle bugüne kadar fotoğrafçılığımız geldi. Yani 1980'lerde atıldı o çağdaş kısmı fotoğrafçılığımıza. Evet, yani bu isimler bağlamında da işte bir takım tartışmalara tanık oluyoruz kitabı okurken. Farklı bakış açıları, özellikle dijital fotoğrafın, daha doğrusu dijital teknolojinin fotoğrafa girmesiyle birlikte, Photoshop tekniğinin fotoğrafta manipülasyonu gündeme getirmesiyle birlikte fotoğraf mıydı değil miydi tartışmaları uzun yıllardır ve halen daha gündemimizi meşgul eden tartışmalar. Aslında ben tabii tarzını, biçimini değil de tartışmayı çok güzel buluyorum. Yani bana göre şimdi fotoğrafçılığımızda en önemli şey tartışma kısırlığı, yani tartışmama bana göre. Yani fotoğrafın hiçbir alanında, hiçbir noktasında hiçbir tartışma ben görüp duyamıyorum yani bu aralar. O zaman en azından bazı idealler, bazı görüşler vardı ve bunun çerçevesinde o tartışmalar yapılıyordu. Belki de o tartışmaların sonucunda bazı şeyler bugün oturdu, oturabildi veya öyle bakıyorum ben o dönemki. Özellikle fotoğrafın resim sanatıyla çok bağlantılı olduğunu biliyoruz. Yani ve farklı yani farklı bakış açıları olsa bile resimle birebir ilişki içinde ve ülkemizde de bu disiplinler arası ilişki var değil mi fotoğrafçılarla ressamlar arasında? Evet, evet. Ne söyleyebiliriz bu konuda? Yani işte Hikmet Uluçam mesela hem grafik tasarımcısıdır, hem ressamdır, hem fotoğrafı kendi resim dilini yaratmak için farklı bir araç olarak kullanıyor. Araç olarak kullanıyor. Ümit İnatçı aynı şekilde. Yine sanatsal kavram bağlamında fotoğrafı kullananlar var. Yani şey olarak bakıyorum, yani iki tür fotoğraf var. Yani bir sanatın emrindeki fotoğraf diyelim. Bir de estet eğilimler bağlamında ortaya konulan o işte kompozisyon, estetik değerler, ışık, gölge vesaire unsurlar dikkate alınarak yapılan fotoğraflar var. Bugün ikisi de yapılıyor. İşte sanatsal bazda yapılanlar Kadir Kaba, onun ekibi tarzında fotoğrafı araç olarak kullanıyorlar. Diğer taraftan işte benim hem soyut çalışmalarla hem de estet çalışmalarla fotoğrafa bir boyut getirmeye çalışanlar var. Bu iki koldan fotoğrafçılığımız ilerliyor. Ya da tam anlamıyla klasik anlamda fotoğrafı fotoğraf olarak algılayıp ona göre işler üreten isimler var ve çok da başarılı çalışmalar var. Evet. Aslında ülkemizde fotoğrafın, işte bu çağdaş anlamda fotoğrafın değerlendirilmesinin çok da uzak bir geçmişi olmamasına rağmen uluslararası platformlarda kabul görmüş, altın madalyalar kazanmış, önemli işte FIAP gibi önemli fotoğraf federasyonlarına üyeliklerini kabul ettirmiş veya üyeliğe alınmış isimler söz konusu. Bu Kıbrıs Türk fotoğrafı adına çok önemli bir aşama değil mi? Tabii ki, yani o ülke fotoğrafçısının ve fotoğraflarının aslında uluslararası arenada başka fotoğraflarla yarışması, hatta işte altın madalyalarla veya işte sergilemelerle, accept dediğim sergilemelerle öne çıkması gurur verici bir olay. Biz isimlerini de zikredelim, yani Tevfik İleri gibi, Veysi Soyer gibi, Lisani Otağ, Mustafa Müezzinoğlu, son günlerde evet. Buket Özatay yarışmalara girmeye başladı, çeşitli sergilemeler almaya başladı. Mehmet Gökyiğit keza aynı şekilde yarışmalara girmeye başladı. Arkadan gelen çok genç bir, yani oldukça
genç kuşak diyebileceğimiz arkadan gelen gençler var fotoğraf alanında. Evet. Fotoğrafı dert edinen ve çalışan, eğitimini gören, fotoğrafçılığın eğitimini gören gençler de geliyor arkadan. Nasıl görüyorsun? Şimdi tabii Buket Özatay Gökyiğit öncesi dönem diyeyim. Yani bizim jenerasyon öncesi dönemden bahsediyorsun herhalde. Yani daha nesil, daha genç nesilden. Son zamanlarda dediğin gibi özellikle fotoğrafta branşlaşma eğitimi çoğaldı. Özellikle yurt dışında, İngiltere'de. Yani moda ve reklam fotoğrafçısı olmak için eğitim gören arkadaşlarımız var. Hı hı. Yine fotoğrafa sanatsal eğilim çerçevesinde bakan genç arkadaşlarımız var. Bu arkadaşlar gerçekten ellerindeki imkanları hem iyi kullanıyorlar hem iyi araştırmacılar. Dünyayı çağımızın bir gereği ve sonucu olarak çok iyi takip ediyorlar. Yeni gelişmeleri, fotoğrafçılıktaki yeni deneysel çalışmaları ve bunları uyguluyorlar. Bu bizim için gelecekteki Kıbrıs Türk fotoğrafçılığının çok çok daha iyi noktaya geleceğini, hı hı, işaretini veriyor bize. Hı hı. Evet, az önce bu kitabın adının aslında bir yerde çok da iddialı olduğunu söyledin. Çağdaş Kıbrıs Türk Fotoğrafı. Hı hı. Belki çok daha fazla ismi kapsaması, evet, gerektiği, evet, konusunda bir düşünce ortaya koydun. Hı hı. Yani bu da gösteriyor ki yeni baskı da olabilir veya, evet, ikinci cilt olarak düşünüyor musun? Tabii, çalışmayı düşünüyorum. Düşünüyorum çünkü tabii ki eksik kalmış isimler var. Ben bunu biliyorum. Yani gönlümden onlara röportaj teklifi yapma isteği gelen ama beni gereksiz tekrarlara düşürecek sorusal bağlamda. Çünkü benim için soru sorma çok önemliydi. Evet. Ve nitelikli soru sorma önemliydi benim için. Tekrar, mümkün olduğunca tekrara düşmemeliydim soru sorma. Ve fotoğrafçılığımızın çeşitli alanlarına değinebilmemdi. Şimdi benzer tarzda çalışmalar yapan her kişiyi beni aynı sorulara sormaya veya işte farklı sorularla aynı cevapları alma sorunsalına itecekti. Bu kitapta bir tekrar oluşmuş olacaktı o zaman. Bir kısır döngüye girebilirdim. O büyük bir tehlikeydi. Onun için sayıyı az tuttum ama sanatın kendi içinde de bir devamlılığı olduğu, işte yeni deneysel çalışmaların, yeni akımların, yeni bakış açılarının oluştuğu sanatta, keza fotoğrafta da aynı şey olacaktır. Yeni isimler çıkacaktır mutlaka. Hı. Bu işi yapan, dert edinen, bunda eksik kalmış ve fotoğraf çekmeye veya yapmaya devam eden kişileri ikinci kitaba eklemlemem söz konusu. Umarım, yani tabii birazcık zaman isteyecek o. Oldukça hacimli de bir kitap zaten. 418, evet, sayfa. Evet, 418 sayfa. Ne kadar zamanda hazırladın? Bir yıl. Bir yılını aldı. Ama sabahlara kadar diyeyim. Yani ciddi ciddi bir çalışma sürecinden geçtim. Hem ön hazırlık çalışma sürecinden. Soruların hazırlanması, ciddi araştırmalar, ciddi okumalar istiyordu. Hem sorular sorulduktan sonraki organizasyon aşamaları, hem tasarım, hı-hı, aşamaları. Ciddi bir efor harcadım ama en azından ben Ceyhan olarak çıkan sonuçtan çok memnunum. Bütün amacım da Kıbrıs Türk fotoğrafında eksik olan veya çok yapılamayan eser bırakma niyetindeydim. Bunu da gerçekleştirmiş oldum. Çünkü sen de biliyorsun, çok fotoğrafçımız var. Hı hı. Bu işlere çok emek etmiş fotoğrafçımız var. Ama orantıya vurduğumuzda üretilen eser sayısı, ortaya çıkan eser sayısı aynı orantıda değil. Çok çok az. Hı hı. En azından benim de yapılmış olan araştırmaların üzerine günümüz Kıbrıs Türk fotoğrafçılığıyla ilgili bilgi vererek bir katman oluşturmaktı niyetim. Hı hı. Bunu da tabii öncelikle
röportaj isteğimi ikilemsiz kabul eden fotoğrafçılara teşekkür etmekle başlarım sonuçta. Onlar olmasa benim hiçbir önemim olmazdı. Estağfurullah. Onlar gerçekten çok hevesle, merakla, ilgiyle bu projeye katıldılar. Onu söylüyorum aslında. Burada belki Ceyhan Özyıldız yazıyor ama bu aslında ortak bir kitap. Hı hı. Yani burada 17 kişinin emeği var, göz nuru var. Her biri işte soruları cevapladılar. Fotoğraf çekimidir, fotoğraflardır, biyografileridir. Onların hazırlanmasında katkı koydular. Çok memnunum çalışmalardan. Hı hı. Evet sevgili Ceyhan, son olarak da bir öykü kitabı yayımlamıştın. Edebiyat alanında başka çalışmam var mı gündemde olan? Şimdi Hakan, işte birikmiş bazı fotoğraf röportajlarım vardı. İşte birikmiş öykülerim vardı, fotoğraflarım vardı. Eteğimdeki taşları döktüm. Hı hı. Dökmüş oldum bu kitapla. Şimdi ben esas ilgi alanım olan öyküye dönmek istiyorum. Hı hı. Onunla da ilgili bir dosya çalışmam var. Bazı tohumlarını attım. Sadece 2-3 yıl sonraya bir kitap çalışmam olacak. Yani 3 yıl sonra çıkacak. Hı hı. 3 yıllık hedefi bir çalışma. Belirledim. Evet. Hı hı. 3 yıllık bir çalışma sürecim var. Bunun bir yılı sadece okuma, hı hı. beslenme onunla geçecek. Diğer 2 yılı yazma ve işte düzenleme. Ondan sonra biraz Nadas'a bırakma, tekrar alıp onları bir gözden geçirme. Hı hı. Ha, bu arada belki ufak tefek, bilmiyorum, fotoğrafla ilgili bazı projelere katılabilirim. Mesela şimdi hemen hazır olan bu kitap çalışırken onu yapmaya başlamıştık. Mehmet Kansu, şair öykücü, onun haykuları var. Hı hı. O Ceyhan ne yapalım bu haykuları falan dediğinde benim aklıma bir proje geldi. Onu şu an o proje devam ediyor, bitmek hı hı. üzere. 5 fotoğrafçıyla o haykulara fotoğraf veriyoruz. Yani hı hı. o haykunun her fotoğrafçıda oluşturduğu imgeler neticesinde her fotoğrafçı 15'er tane fotoğraf verdi. Hı hı. Şu an çevirileri sevgili Gürgenç tarafından yapılıyor. Haykuların İngilizce'de olacak çünkü İngilizce Türkçe olarak yapacak. Hı hı. O çeviriler tamamlandıktan sonra tasarım aşamasına geçeceğiz ve sanırım 1-2 ay içerisinde de o tamamlanacak. Çok çünkü güzel. O Mehmet Kansu'ya sözümdü. İşte önümüzdeki yılda 55. sanat yılı zaten. Evet. Ona Kansu'nun. Da şey olacak. Tabii o projeye de vaktiniz varsa Mustafa Evirgen, Mustafa Müezzinoğlu, Başar Taşlı, Taşçı, Yıltan Taşçı ve ben hı hı. fotoğraf vereceğim. Güzel. Yine bir ekip çalışması. Evet. Çok seviyorum ben ekip çalışmayı. O sinerji ayrı bir olay. Yani biz kolektif çalışmaları yapıyoruz ama bunu derinleştirmek lazım. Hı hı. Enerjinin çeksilmesin sevgili Ceyhan. Kolay gelsin. Çok teşekkür Hakan, ederim bizimle paylaştığın için ben tüm bu ederim. Ayrıntıları. Sanat güncesi devam ediyor. Gündemdeki etkinliklerle ilgili ayrıntıları paylaşmaya devam ediyoruz sizlerle. Önümüzdeki pazar akşamı 22 Aralık akşamı Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'nun 50. kuruluş yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde Genç Yetenekler Konseri gerçekleştiriliyor. Yakın Doğu Üniversitesi'nde halka açık ve ücretsiz bir gece olacak. Gençlerin yeteneklerini performanslarla paylaşacakları bu gecede gençler sizleri bekliyorlar Yakında Üniversitesi'nde. Marimba rhythm start to play, dance with me, make me sway. Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'nun 50. yıl kutlama etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen 13. Genç Yetenekler Konseri 22 Aralık Pazar akşamı 19.30'da Yakında Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi'nde sunuluyor. Genç Yetenekler Production tarafından her yıl düzenlenen geleneksel Genç Yetenekler Konseri'nde sahneye çıkacak olan 120 genç yetenek performanslarını sergileme olanağı bulacaklar.
keman orkestraları, BRT Genç Yetenekler Korosu, Genç Piyanistler, Genç Yetenekler Klasik Rock Orkestrası ve Golden Steps Dans Stüdyo grubunun da canlı performanslarıyla sahnede olacakları gecede, genç ressamlarla birlikte soprano Vasfiye Çakırtaş Çubukçu da sahne alacak. Tüm halkımızın davetli olduğu, ücretsiz olarak izlenebilecek olan 13. Genç Yetenekler Konserinde, klasik batı müziğinin en ünlü eserleri yanında Kıbrıs halk dansları müziklerinden örnekler sunulacak, Gençlik Orkestrası tarafından da klasik rock tarzında eserler seslendirilecek. Evet, sanat güncesinde bu bölümümüzde yine bir röportajımız var. Geçen hafta gerçekleştirdiğimiz bir röportajımızda Exprompte Trio'nun kurucuları Burcu Karagöz ve Exprompte Trio ile birlikte sürekli sahnede olan bariton Evren Karagöz ile birlikteydik. Bir CD albüm yayınladı Exprompte Trio ve bariton Evren Karagöz. Kıbrıs türküleri bu CD albümde müzikseverlerle buluştu. Kıbrıs türküleriyle birlikte Anadolu, Tatar ve Azeri halk türkülerine de yer verilmiş. Ama yoğunlukla Kıbrıs parçaları yer alıyor. Daha çok da Arman Ratib'in düzenlemeleri, Kamran Aziz'in eserleri, Exprompte Trio ve bariton Evren Karagöz'ün ilk CD'sinde seslendirdikleri eserler oldu. Exprompte Trio 2006 yılında benim tarafımdan kuruldu. Piyanolu Trio'nun benim geçmişimde çok büyük anlamları var. Rahmetli dedem Mustafa Kenan ve rahmetli hocam Vartan Arslan yanında birer triosu varmış. Onlardan bana çok büyük bir arşiv kalmıştı. Dolayısıyla ben de her zaman bir triyonun peşinde koştum ve en son 2006 yılında adaya döndükten 4 yıl sonraydı İlyas Abdullin'le tanıştım. Daha sonra İrade Hanım aramıza katıldı ve 2006 yılından beridir birlikte bugünlere kadar geldik. Konseptimizde esas klasik triolar konserlerimizin birinci yarısını oluşturuyor. Fakat ikinci yarı için her zaman daha farklı arayışlar içinde bulunduk. Örneğin folk müzik arayışları, daha çok etnik kökenli müziklere yönelmeye çalıştık. Bir yıl sadece Rus balatlarından yola çıkarak Evren Karagöz tarafından seslendirilmişti Rus balatları. Bir yıl Türk halk müziği çalgılarına yönelmiştik. Bir yıl daha çok atonal eserlere yöneldik, daha modern eserlere yöneldik. Ancak Arman Ratib'in de katkılarıyla, Oskay Hoca'nın katkılarıyla elimizde çok güzel bir Kıbrıs Türk halk ve Anadolu ezgilerinden oluşan bir repertuar oluştu. Derken buna Sayın Hocamız Cevanşir Guliyev'in de katkısı Azeri türkülerinden geldi. Ve elimizde 10-12 parçalık bir repertuar oluşmuş oldu. Dünyada çok örnekleri olduğundan klasik batı trio eserlerinin biz Kıbrıs Türk halk müziğine yönelik bir CD çalışması yapmak istedik. Çok sevdiğimiz sayın hocamız diyeceğim Kamuran Aziz'in de katkılarıyla bir araya gelmiş eserleri CD yapma fikri Cevanşir Guliyev'den geldi. Ve Cevanşir hocamızın bize ben bu kaydı yaparım demesiyle biz
Kıbrıs Türk Filarmoni Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Yılmaz Taner'le görüştük. Kültür Dairesi'nden gerekli finansmanı sağlamak için imzalar atıldı ve Lefke Atatürk Kültür Merkezi'nde kayıda girdik. Hücum kayıt yaptık 12 eseri aynı gün. Bu gerçekten çok zorlayıcı bir süreçti bizim için. Çünkü çaldığınız her eser, her notadan tek tek sorumlu olduğunuz bir an ve 12. eserde gerçekten herkes çok çok yorulmuştu. Normalde bu tip kayıtlar haftada bir eser, iki eser olarak giderken biz bu şartlarda bir günde 12 eseri aynı günde hücum kayıt şeklinde gerçekleştirdik. Bu süreç içinde en önemli kişilerden bir tanesi de Keti, sevgili Keti. Armağan Ratip'in bütün eserlerini dikte etmiş bulundu. Aslında bu CD çok uzun bir süreçte birçok insanın katkılarıyla bir araya gelmiş bir CD. Çünkü Armağan Bey'in eserleri dikte edilmiş değildi. Kendisi improvize olarak çalışıyor. Hatta nota bilgisi olmadığı için tamamen doğaçlama üzerine çalışan bir müzisyen. Onun eserlerini Keti'nin dikte etmesi, daha sonra bu triyonun kurulması, derken Oskay Hoca'nın vokal için 3 eseri hazırlaması, Kamuran Aziz'in eserini İlyas Bey'in çok beğenip triyo için hazırlaması ve günün sonunda Yılmaz Taner'in katkıları, Kültür Dairesi'nin katkıları derken bu güzel CD'yi elimize almış bulunduk. Çok seviyorum. Özellikle de Anadolu türküleri, Kıbrıs türküleri, bütün türküleri çok seviyorum ve türkülerin yorumlanmasının zor olduğunu düşünüyorum. Çünkü yöresel bir takım deyişler var. Etnik müzikte kendine özgü bir takım deyişler var. Onları doğru bir şekilde telaffuz edip söylemek de zor. Çok uzun zamandır da yapmayı istediğimiz bir çalışmaydı. Bunu zaten CD'nin çıkış aşamasına gelene kadar 2 senelik bir boşluğumuz oldu. Yani nasıl yapalım, planlayalım, işte hangi türküleri seçelim vesaire şeklinde. Böyle bir türkü albümü çıkartmak bizim uzun zamandır aklımızda vardı. Sanatın kendisi zaten hayatı anlatıyor aslında ama türküler bir başka güzel anlatıyor. Özellikle deyişler, kırık havalar, uzun havalar. Türküler söz konusu olduğu zaman aslında biraz da dediğim gibi ona uygun okumak lazım. Yorumcu olarak benim aslında zorluk çektiğim demeyeyim de yapmaya çalıştığım en önemli özelliklerden bir tanesi. Hanaylar yaptırdım türküsü aynı şekilde. Ben uzun zamandır zaten söylüyordum o türküyü. Yani CD'de de güzel bir şekilde yorumlamaya çalıştım. Kemancı arkadaşımız İlyas Abdülhamid Bey hemen hemen hepsinin düzenlemesini yaptı. Onun emeği çoktur. Aynı zamanda Cevanşir hocamıza da çok teşekkür ediyoruz. O da hem kayıt hem de
bize sunduğu, armağan ettiği, özellikle Exprom Trio'ya armağan ettiği Melodia isimli parçadan dolayı çok emekleri vardır. Aynı zamanda Kamuran Hanım, ellerinden öpüyoruz. Çok değerli müzisyen, artık teyzemiz diyeceğim, ablamız, öğretmenimiz, her şeyimiz. Aynı zamanda Oskay Hoca'yı da yine söz etmeden geçemeyeceğim. Onun da düzenlemeleri var. Özellikle benim söylediğim iki parça, Dolama ve Hanaylar Yaptırdım adlı iki eserde. Kıbrıs türküsüdür ikisi de. Bu arada ressam Emin Çizenel Bey'den bahsetmeden geçemeyeceğim. Çünkü özellikle de kapaktaki resmin kendisine ait olduğunu ve bize de çok büyüklük göstererek onu canı gönülden verdiğini, armağan ettiğini de söylemek istiyorum. Kendisine çok çok teşekkür ediyorum Exprom Trio adına. Tüter koynuna, elma tüter koynuna. Ne güzel oyun oynar, ne güzel oyun oynar. Pingane var soyunda, pingane var soyunda. Ama bugün sanat güncesinde fotoğrafı konuştuk ve programımızın sonunda yine her hafta olduğu gibi fotoğraf var. Ebru Uskan Akaçalı'nın objektifinden Kıbrıs'ın kültürel değerlerine ilişkin belgesel fotoğrafları getireceğiz bu haftaki fotoğraf portfolyosunda ekranlarınıza. Fotoğrafçılığa küçüklüğümden beri çok meraklıyım. Gördüğüm her objenin, her nesnenin, her insanın fotoğrafını çekmeyi çok severdim eskiden de. Ama en çok kültürel şeylerimizin kaybolmaması için belgesel tarzı denebilir. Örneğin bir hellim yapımının çalışması, ondan sonra bir tarhana üretimi, kurutulması, nasıl hazırlanır. Ondan sonra en yeni olarak da bir sucuk yapımının çalışmasını çektim. Ama benim profesyonel makinem bir yıl bile olmadı elime geçeli. Daha önce arkadaşlarımdan ödünç alarak bu çalışmaları gerçekleştirdim. En son sadece sucuk çalışmasını kendi profesyonel makinemle çekebildim. Bu makineyi de nasıl elde ettim? Geçen sene yapılan bir fotoğraf yarışmasında Hellim adlı bir çalışmam ödül kazandı. Ama üçüncülük ödülüydü bu ve ödülü de bir telefondu. Birincilik ödülünü ise Yıltan Taşçı kazanmıştı ve bizim bir samimiyetimiz var Yıltan Hoca'yla, sağ olsun, sürekli birlikte çalışmalar da yapıyoruz. Onun fotoğraf makinesi olduğu için onun ödülü de fotoğraf makinesiydi. Değişir miyiz ödülleri dedi bana. Benim için de bulunmaz bir fırsattı bu, çünkü zaten telefona ihtiyacım yoktu ama bir profesyonel fotoğraf makinesine ihtiyacım vardı. Ve hemen ödülleri o an, o gece takdim edildikten sonra biz değiştik ve o sayede bir fotoğraf makinem oldu. Tabii o da telefonuna kavuşmuş oldu. Kendi fotoğraf makinen olduğu zaman özel bir saat ayarlaman gerekmiyor. O anlık da bir şey bulduğunda çekebiliyorsun. Çünkü her an yanında olabiliyor veya senin kontrol altında. Birisinden ödünç aldığın zaman o gün o saati ayarlayıp o çekimi gerçekleştirmek zorundasın. Bu da biraz insana stres katıyor. Çünkü tekrarlanma şansı yok. Zaten mesela örneğin bir hellim çalışmasını yine o insanı bulup da aynı şekilde siz yapın ben çekeyim şeklinde ikna etmek de birazcık zaman kaybı oluyor. Artı bir kere yapmışken en güzelini, en düzgününü yapmak istiyor insan.
köy çocuğu olarak gördüğüm, yapılışını izlediğim, yaşarken, büyürken hayatıma anlam katan şeyleri belgelemek istiyorum. Örneğin bir hellim çalışması. Ben anneannemde kalıyordum sürekli ve o hellim yapardı. Ve o hellimin nasıl yapıldığı, geleneksel, tabii ki hellim yine yapılıyor, fabrikalarda yapılıyor, paketlenip geliyor. Ama nasıl yapıldığını, unutulmasını istemiyorum ben. İşte kazanlarda sütün kaynatılmasını, talarlara bastırılmasını, tekrar hellimin kaynatımı veya işte mesela teleme nedir? Bunu ben unutulmasını istemiyorum. Nor nedir? Unutulmasını istemiyorum. Yani hellim peyniri değil de hellim olduğunun ve geleneksel bir şey olduğunun unutulmasını istemiyorum. Belki ondan kaynaklanan bir şeydir. Mesela tarhana. Tarhana ile ilgili çok güzel çocukluk anılarım var benim mesela. Annemler, teyzemler hep birlikte sabahın 5'inde 6'sında kalkıp o tarhanayı pişirir. Bütün gün boyunca keser, dama çıkar, damda kuruturlardı. Ve biz o damda oyun oynardık. Damın kenarında otururduk, araçları seyrederdik. Yani bizim için bambaşka güzel şeylerdi. Belki eskiye özlemden dolayı, geleneksel şeyleri, hasretini çektiğimizden dolayı herhalde bu tarz çalışmalara yöneliyorum. Lefkoşa'da doğdum, Balıkesir köyünde büyüdüm. Çok güzel bir çocukluktu. Ama yeni nesillerde bu imkan pek yok. Yani tarhana nasıl yapılır göremeyecek çoğu. Çünkü artık anneler de çalışıyor ve bu tarz şeylere vakit yok. O yüzden de belki bunları belgelemek adına bu yönde çalışmalar yapmayı seviyorum. Sanat güncesinin sonuna geldik. Önümüzdeki hafta 2013 yılının son sanat güncesiyle Perşembe akşamı canlı yayında BRT 1 ekranında yine sizlerle birlikte olacağız. Ülkemizdeki sanatın gündeminden, bu yılın son gündeminden ayrıntıları paylaşmak için. Şimdilik hoşça kalın.